Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lastik nasıl takılır anlattığım bir video hazırlayacağım. Umarım keyifle izlersiniz. Şimdi önümde iki farklı eşofman pijama altı bulunuyor daha doğrusu. Bunlardan birisinin lastiğini düz makinede diktim. Şu şekilde. Bakın üst üste koydum. Nasıl koyduğumu hemen şuradaki lastikte göstereyim. Şöyle altlı üstlü olacak şekilde yerleştirdim ve buradan iki tane dikiş geçtim ki sağlam bir lastik elde etmiş olalım. Bir diğer yöntem de overlock makinesiyle dikerek yapmaktır. Şimdi yapmadığımı yani dikmediğimi overlock makinesinde de göstereceğim. Siz her iki yöntemi bilin diye ben iki ayrı şekilde çalışma yapıyorum. Genelde videolarda şunu görüyorum. Lastiği geçirirken şu kısmı alıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Şurada bir belirli bir miktar boşluk bırakıyorsunuz. Sonrasında lastiği geçirip o boşluğu kapatıyorsunuz. Adına da tünel yöntemi diyorsunuz. Normalde tekstilde böyle bir yöntem yoktur. Bu ev tipi uygulanan işlerde yapılan yöntemlerden bir tanesidir. Yani geçici çözümler üretmek amaçlı belki yapılabilir ama dediğim gibi görsel amaçlı düzgün bir şey elde etmek istiyorsanız, ürününüzün hazır dışarıda satılır şekilde olsun, göze de hitap etsin diyorsanız, ben asıl olması gereken yöntemi göstereceğim şimdi sizlere. Tünel yöntemi tekstilde çok farklı şekilde yapılır. Eğer talep ederseniz tünel yöntemiyle lastik nasıl yapılır, o yöntemlerden de size bahsederim. Onun da iki farklı yöntemi var. Ama dediğim gibi şu şekilde kapatılıp boşluk bırakılıp arasından lastik geçirme gibi bir yöntem değil. Yine tünel oluşturuyoruz ama çok daha farklı şekilde oluyor tekstilde bu. Ben şimdi size eteklerde, pijama altlarında, eşofmanlarda ya da farklı şeylerde işte kullanabilirsiniz. Ne isterseniz onlar da uygulayabilin diye. Şimdi ben size nasıl takıldığını göstereceğim. İlk önce overlock makinesinde nasıl yapılması gerekiyor onu anlatayım size. Lastiğimi alıyorum. Şu şekilde. Bakın. Şöyle üst üste koydum. Yani ikiye katladım lastiğimi. Bu şekilde lastiğimi dikeceğim. Bir kere diktim, aldım, tersine çevirdim, bir dikiş daha geçiyorum. Bunu sağlam olması için yapıyorum. Şu şekilde bakın, iki tane dikiş atmış oldum lastiğimi. Herhangi bir sökülme vesaire bir şey olmasın. Şöyle sağlam bir lastik elde edelim diye. Pijamamı önüme alıyorum. Arka ortasını makinemin altına yerleştirdim. Lastiğimin şu dikilen kısmını pijamamın arka ortasına denk gelecek şekilde yani iki dikiş bakın şu iki dikiş birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Bir iğne geçtim. Şu şekilde fazlalığını görüyorsunuz şimdi lastikle ne kadar farklı olduğunu. Lastiğimin ölçüsünü diğer pijama altını yaparken bahsedeceğim ne olduğunu. Şimdi bunun dikişini gerçekleştiriyorum. Buradaki boşluğu lastiği gerdirerek tam ona denk gelecek şekilde ayarlıyorum. Bir elimle de bu kısmını tutuyorum. Bakın şuradaki kısmı sıfırlıyorum. Bu aşamada lastiği kesmeden kenarlardaki hatalar varsa penyeyi keserek işlemi gerçekleştiriyorum. Esnetme işlemini elimi kontrol ederek devam ettiriyorum. Tam ilk esnettiğim nokta tam orta kısmıydı. Eğer bu kısımlarda zorlanırsanız iğneleyerek ya da teğenleyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama en sağlıklı yöntem elle yapılan gerdirme işlemidir. Her türlü farklılığı elinize düzenleyerek ayarlama imkanı verir size. Bir de lastik ilerledikçe bakın son kısma yığılma yapar. Son kısma yığılma yapmaması için şurada şöyle bir fazlalık bırakıyorum. Bakın katladım. Elimin altına bu fazlalığı bıraktım. Kalan kısmı gerdiriyorum ve yedirme işlemine devam edeceğim. En son ne
demek istediğimi o kısma gelince anlayacaksınız. Bunu eğer iğneleyerek yaparsanız lastiğiniz sürekli ileri gider ve oradaki yığılma sebebiyle son çıkışta düzlük elde edersiniz. Bakın şu kısma geldiğimde katladığım kısmı açıyorum. Anne. Anneciğim. Tamam, dikişimi yapayım, geliyorum. Bakın katladığım kısmı açtım. Böylece buradaki yığılan lastik arkada bıraktığım penye payına yedirilmiş oluyor. Ve son kısımda da tam bir büzgü elde etmiş oluyorsunuz. Şimdi hemen çıkarıp size büzgünün nasıl olduğunu gösteriyorum. Bakın son kısımda. Genelde dikkat edin, yaptığınız tüm ürünlerde şu kısımda 1-2 santim kadar bir düzlük sebep olur çıkışta. O da dediğim gibi bu payı bırakmadığınız içindir. En düzgün ve en iyi yöntem bu şekilde takılan yöntemdir. Şimdi yapmam gerekense artık şu kısmı kıvırıp düz makineyle geçmek olacak. Onu düz makineye geçince anlatacağım. Ben hemen ikinci pijamaya geçiyorum ve düz makineyle diktiğim lastiğin nasıl takıldığını anlatacağım sizlere. Yine alıyorum. Bu arada ondan öncesinde lastiğimin ne kadar geniş olduğundan bahsedeyim size. Lastiğim normalde baktığım zaman 4'te 3 oranında kesilmiş halde. Yani ne demek istiyorum? Şunun bakın kenarlarının 2 arka parça, 2 de ön parça olduğunu düşünün. Şuradaki 1, 2, 3. parçanın uzunluğu kadar kesiyorum. Son bir parçanın uzunluğunu bırakıyorum. Yani 4'te 3 oranında lastiğimi ayarlamış oluyorum. İsterseniz beninize ölçüp sonrasında dikme işlemi de yapabilirsiniz. Ama biz genelde standart ürün dikiyorsak tekstilde bu yöntemi uyguluyoruz. Çünkü herkes standart bel ölçülerine sahip değil. En sağlıklı yöntem dikilen kıyafetin belinin 4'te 3 oranında ayarlanmış halidir. Bu yüzden ben size bu yöntemle ilerliyorum. Şimdi bakın yine diktiğim kısım vardı düz makineyle. Diktiğim kısmın ikisi de aynı yön olduğu için hiç fark etmiyor. Direkt yerleştiriyorum bu kısma. Az önceki işlemlerin aynısını uyguluyorum. Gerdiriyorum. Tam orta noktası zaten elime denk gelmiş oluyor. Bu kısmı buraya yediriyorum. Hiç bırakmıyorum. Şu hep sabit elimde duruyor. Bu kısmı yedirdikten sonra takıyoruz. Yine şu kısımda bir parça katlıyorum. Onu elime alıp sabitliyorum ki son çıkışım düz olmasın. Ve harika bir büzme elde etmiş oluyorum böylece. Şimdi düz makineye geçip üst kısmını bastıracağız. Orada da size neler yapılabilir onlarla ilgili bilgi vereceğim. Şimdi lastiğin üst kısmını kapatma işlemine geçiyorum. Dilerseniz çift iğneniz varsa ince lastikte çift iğne kullanarak kapatma işleminizi yaparsınız. Eğer kalın lastik kullanmış olsaydım ilk önce şuradaki overlock dikişin üzerinden gidip sonrasında da tam ortasından bir dikiş geçmem gerekiyordu. Eğer çok daha kalın bir lastik kullanmış olsaydım o zaman da reçme dikişiyle şuradan geçip onun ortasından bir dikiş geçer, toplamda 3 dikiş elde ederdim. Ben ince lastik kullandığım için sadece tek dikişle kapatacağım işlemimi. Şu şekilde makinemin altını alıyorum. Yine gerdirme işlemini düzenli şekilde yapıyorum. Bakın şu dikişler kapattığım zaman dikişlere denk gelirse aradaki gerdirme tam anlamıyla gerçekleşmiş demektir. Bu arada Hamza'nın sesini duyuyorsunuz aralarda. Onu kendi haline bırakıyorum ki sıkılmasın diye. Artık büyüdü ve benimle birlikte. Ve
işlemim tamamlanmış oluyor. Son görüntüsü bu şekilde tamamlandı. Ben şimdi diğer pijamamı da dikeceğim ve tamamlayacağım. Evet anneciğim, bitti.